Evet efendim, güzel insan gittikçe güzelleşiyor. İşte öyle bir şey bu vallahi. Yani güzellik böyle görece bir kavram. Zaten fizik ayrı güzel. Ama insan birbirini tanıdıkça, değil mi? İçinin keyfini, tatlılığını gördükçe daha da bir güzel gelmez mi? Evet. Bak sen beni ne kadar güzel buluyorsun artık yavaş yavaş. Evet ama bunu canlı yayında duyuruyorsun, eşim şimdi diyecek. Eşini de sevgilerimiz, benim de eşim var. Ne olacak, biz kardeşiz. Doğru söylüyorsun. Yok, 40 olunca gerçekten evet. Güzelleşeceğim. 6-7 oldu herhalde değil mi bu? Evet. 40 kere söylersek olacak inşallah. Bize bugün neler getirdin sevgili? Bugün, ne haberler getirdin? Bugün ya haberler gene aynı aşağı yukarı. Bir epey bir hırsızlık ve dolandırıcılık var gene. Ama ilginç yöntemler. Çok ilginç yani. Senin getirdiğin yani yöntemler. Yani ben şaşıracağını garanti ediyorum yani. Gün yüzüne çıkmamış. Hatta mesela köprünün çalınmasından bir adım ileri gitmişler. Bir adım ileri merak nasıl ettireyim sana peki? Göreceğiz şimdi. Görüyor, hazır mı? Biz hazır. Böyle konuşuyoruz İlk ondan ama. Başlamıyoruz ama onu göreceğiz. Peki, ilk neyle başlayacağız? Buyurun bakalım. Ve olanlar oldu. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sahte altınları satmaya çalışan bir kişiyle banknotların altına kağıt koyarak oluşturduğu sözde para desteleriyle bu altınları satın almaya çalışan diğer kişi otomobilin içinde kavga etmeye başlayınca araç yoldan çıktı. Olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi ve hafif yaralı sürücünün çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis araçta arama yaptı. Polis aracın bagajında 970 adet sahte altınla 10 kilogram kum torbası buldu. Eyvah, dolandırıcıyı mı dolandırmaya sahte çalışıyor? Olsaymış, güzel olmuş, dolandırıcı dolandırmadıklarımızdan dolandırıcı. Ya, öyle bir şey olmuş. Çok güzel sahtekarlık bu. Fakat işte diyorum ya, polis de keşke sahte çıksaydı hikayenin sonunda. Çok daha haber değeri olacaktı. Sahte altın satıyor gizlice. Satın alan kişi de üstte birkaç tane banknot koyuyor, altına karton koyuyor. Evet. O da dolandırıyor. Boş, altı yalan. O onu fark ediyor. Kavga ediyorlar, araç yoldan çıkıyor. Araç yoldan çıkıyor. Mesela polis dur, neyi şikayet edeceksin, beni dolandırdı diyemezsin. Zaten evet. Senin de amacın dolandırmak. Ağız tadıyla dolandırtmadı diye şikayet edecek. Evet. Yani ya vallahi böyle biz gülüyoruz ama sonra ben düşünüyorum, Allah Allah diyorum yahu, neler geliyor bu insanların aklına. Yani birbirlerini hani nasıl çaresizlik güzel. Mi bu delilik mi bu? Bu bence ne? Zeka ya. Yani bu çok zekice bir şey. Zekanın zapt edilemez bak, hali. Bak mesela sahte altın dedik. Sahte altın mantıklı değil mi? Sahte para mantıklı. Hatta geçen hafta bir sahte 1 milyon dolarlık banknot vardı. O bile mantıklı. Şimdi bak, Çinliler nelerin sahtesini yapmış, ona da var. Nelerin bugün sahtesini? Sahtecilik üzerineyiz ağırlıklı olarak. Tamam. Alıyoruz o zaman görüntüleri. Burada notlarımda var sanki böyle bir... Ne burada, var? Tavuk mu bu? Ya bu şey, bu aralar Erol Köse'nin magazin yağısını karıştıran iddiaları var ya. Gene mi? Takip etmedim ama gene mi? 1 milyon takipçisi var Twitter'da. Doğru. Çok takip eden insanlar. O bir... Tam inan ben de okumadım. Sadece magazin yazısında çift cinsiyetli, hatta bir yere dörde kadar çıkardı. Dört cinsiyetli insanlar olduğunu söylüyor. Ve bir milyon takipçisi var. İşte tam bu bağlamda sahtekarlık üzerine bir görüntü daha geliyor. Şimdi alalım efendim. Bu Erol Köse'nin uzmanlığı. Yumurtlayan bir tavuğun horoza dönüştüğü ileri sürüldü. Ağrı'da yaşayan Ahmet Bağıran her gün yumurtlayan tavuğunun önce yumurtlamayı kestiğini, sonra horoz gibi davranmaya başladığını, kuyruk ve ibiğinin de uzadığını anlattı. Ötmeye başladıktan sonra yumurtlamadı diyen Bağıran, olayın sebebini öğrenmek için Ağrı Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne ve veteriner hekimlere gittiğini ifade etti. Hayvan bugüne kadar hep ötmek istedim. Erol Köse'nin bahsettiği şey bu olabilir ya da belki sanat dünyasına atılacaktır tavuk, bilemeyiz. Fakat şey çok güzel değil aşk mi? Aşk olsun Yiğit. Evet. O bir yöntem ama sanat dünyasına girmek için. Peki. Şey çok güzel. Olayın sebebini öğrenmek için Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne falan gitmiş. Ya al karşına değil mi? Konuş tavuğu. Ha, gitmiş oraya danışmış. Tabii, ama tabii. Ne güzel sağlam. Yani belki de bir yapabilecek bir şey varsa yapmak üzere. Belki il müdürü şey demiştir. Ben bunu tanıyorum. Bu aslında doğuştan bir horozluk vardı bunda. Çocukluğunu bilirim ben bunun cilcilliğini. Evet, bir şey olabilir ama yani onlarda da bir menopoz sonrası bir dönüşüm olabiliyor biliyorsun. Yani yumurtlamayı kesmiş çünkü. Menopoza girmiş bir tavuk ilk defa diyorum ama güzel bir fikir yani. Olabilir yani. Evet, nasıl devam ediyoruz? Şimdi Çin'in sahte ürün, biliyorsun en meşhur oldukları konu o Çinlilerin. Hatta Galatasaray Drogba transfer olduğunda sahte Drogba diye de Çin malı Drogba diye. Şimdi sahte et yapmışlar. Sahte et yapmışlar. Sahte şehir kurmuşlar. O yüzden dedim ben sana hani. Sahte altın yapmak çok mantıklı. Değil mi? Hani benim imkanım olsa yaparım. O sahte eti de sahte parayla mı alıyorlarmış orada? Sahte eti tavuktan yapıyorlarmış. Tamam, okey. Horoz mu tavuk mu? Hangisi? Sonradan dönüşen. Onu bilmiyoruz. Ne güzel bağlamışsın haberleri birbirine. Ya onu Burak bağlıyor sağ olsun. Ya, o konuda çok başarılı. Çin sonunda sahte eti de piyasaya sürdü.
Geçtiğimiz ay sahte yumurta skandalıyla gündeme gelen Çin bu sefer de sahte kırmızı et skandalıyla sarsıldı. Çin'de domuz bifteği fiyatlarının artması üzerine sahte biftekler piyasaya sürüldü. Sahte kırmızı et, pişmiş tavuk etine eklenen özel kimyasal maddelerle elde ediliyor. Sahte kırmızı etin gerçeğine tam benzemesi için karışımın içerisine biftek kokusu veren özel maddelerde ek yapılıyor. İnanılır gibi değil. O görüntüler o etlere mi ait gerçekten? Peki gerçekten. Bir tavuk eti nasıl bu kadar kırmızı görünebilir? Bak, ne yapmışlar içine, ne katmışlar Allah aşkına? Özel bir kimyasal madde ama inan okumakta bile zorlandığım bir kimyasal madde. Zeki ama işte gördün mü? Hani senin aklına gelir mi tavuğu? Tavuğu horoza çevirmek aklımıza gelmiş. Ama gelebilir tavuğu ama. Kırmızı ete çevirmek belki işte hani bizim de geleceğimiz nokta o. O horoz belki dan olacak sonra tavuk. Kendini öyle hissedecek. Evet. Bu sahte altın ve sahte para yapan adamlar izliyorsa şimdi işleri yanıyordur. Değil daha mi? Güzel niye bir sektör varken tabii. Bunu niye düşünmedik? Kolay yakalanırsın altından ama sahte etten çok zor. Bir tane daha var sahtesi. Bir tane daha var. Yine onu Çin da alalım malı. Efendim. Yine Çin malı. Sahte et Çin kadar. Taklitte sınır tanımıyor. Kullanılabilen her türlü maddeyi taklit etmekte uzman olan Çinliler, UNESCO'nun dünya mirası olarak tanımlayıp koruma altına aldığı Avusturya'daki Hallstatt kasabasının birebir kopyasını yaparak bir ilke imza attılar. Geçtiğimiz cumartesi günü açılan taklit kasaba hakkında bilgi veren Çinli yetkililer, kasabanın orijinalinden daha fazla turist çekeceğine inanıyor. Taklit kasaba. Ya bir dakika yavaş gel derler ya yavaş gel. Yani nasıl taklit kasaba ben derken? Ben de gerçekten haberi görünce şöyle bir yavaş geldim yani. Ya bu niye böyle bir ihtiyaç duyuyorlar? Bir kere onu anlamıyorum. Her şeyin sahtesini yapmak gibi. Fakat hani öyle bir kasabanın sahtesini yapmak... Bayındırık ve İskan Bakanlığı'na sorulabilir mi acaba? Hani buna da hani başvurmuş, horoz için başvurmuş. Hayır sonra işte niye gelişmiyoruz? Bak adam sahte para, sahte altın oruç. Adam koskoca sahte şehir yapıyor. Ama ben hakikaten merak ettim. Neymiş bunun altında yatan psikoloji? Bu çok popüler bir kasaba. Hani çok turist giden bir kasaba. Onun gibisini yapmışlar aynısını ve yapıyorlar. İnsanları da oraya tabii. Bu kasaba diye... Tabii. Turizm yaratıyorlar yani turizm tabii, ortamı yaratıyorlar. Yani oraya giden peki demiyor mu ya Allah Allah bu işte bir fotoğraflarda daha farklı görünüyor demiyor mu? Yanlış hatırlamıyorsam bir İskandinav şehriydi o sahte olan kopyası yapılan şehir. Şimdi Çinli insanlar da oraya uymayacağı için inandırıcı olsun diye sahte İskandinav insanı gibi Çinliler üretebilirler. İçinde sahte et satılır. Sahte dünya, yalan dünya. Yalan dünya. Ya ben bir gün Çin'e gideceğim. Yani belki de merak ediyorum diyorsun. Matrix var ya işte hani gerçek. Belki de yok öyle bir yer. Belki de belki Çin diye birisi yok. Bir yer yok gerçekten. Birisi de yok belki. Birisi yok zaten o. Dur bak o konuda şeyi sen fikiriz. Harika. Evet neyle devam ediyoruz? Bir de bu işte sana bahsettiğim hırsızlıkla devam ediyor. Sen de sen köprülere şaşırıyordun ya. Evet. Hala şaşırıyorum köprülere. Evet. Ben artık bıraktım şaşırmayı. Beni artık hiçbir şey şaşırtamaz. Bak bu şaşırtabilir. Öyle mi? Çünkü hani köprü diyorsun gibi demir. Hani hurdası satılıyor. 5400 liraydı bir köprü hatırlarsan. Bunu bir bak bakalım sen bunu nasıl bulacaksın. Tamam. Sürpriz olacak gibi. Gerçi hani bu da tabii ki bir tüketim malzemesi. İnsanoğlu her türlü materyali tüketip sömürmeden rahat edemeyecek galiba. Şili polisi Patagonya bölgesinde buzul çalan bir adamı yakalayarak tutukladı. Buzulları barlara ve gece kulüplerine sattığını itiraf eden adam 5 ton buzulu soğuk hava depolu bir araca yüklerken yakalandı. Yakalanan buzulun piyasa değeri 6000 euro. Buzulları Birincisi küresel ısınmanın sebebinin kim olduğu anlaşıldı. İkincisi de bedelinin 6000 euro olması nasıl çıkıyor ortaya? Yani neye göre 6000 euro o buzulun bedeli? Bu bedelleri mi var buzulların? Kalitelisi var bunun. Bu daha güzel. Arkadaki 10 bin euro. Onu veremeyiz. O vitrin bu sana yaramaz abla bu buzul. Kaliteli değil. Şimdi, o nasıl bir şey? Barlara buz satıyorlar ya işte içkiyle servis edilen hani buzlar. Muhtemelen ya da dondurucu şeyler için. Fakat şimdi biz hani köprü dedik. Yurt dışında köprü çalındı dedik. Türkiye'de çalındı. Şimdi Türkiye'de de bir buzul sektörü oluştururuz diye düşünüyorum. Akdeniz'e doğru. Ya da Çinliler mesela sahte buzul yapabilirler. Nasıl yapabilirler? Bir hayal etsene. Onu bilsem ben zaten Çinli olurdum. Bugün Türkiye'de olmazdım tahmin belirli edersen. Belirli kimyasallarla diyorsun değil mi? Yani evet ya tavuğu şeye çeviriyorlar ya kırmızı eti. Yani herhalde buzula bir şey çevirirler. Evet. Fakat Türkiye'de de var buz. Satılıyor gerçekten. Yani biraz komik bir haber gibi dedik ama... Doğuda dağlardan buz indirilerek getirilip satılıyor gerçekten. Ama bu buzul çok ciddi bir şey. Evet yani ya. Büyük şirketlerin bu işi üstlenmesi lazım. 6000 ya. Euroya değer mi bu değil mi? 6000 euroya değer. Gidiyorsun taşıyor. girelim. Bence girelim. Tamam, girelim. Harika. Ne geldi? Neden bahsedeceğiz? Bu sefer biraz Facebook'a bir göndermemiz var ama. Bir maymunlar biliyorsun insanları
en yakın canlılar. Evet. Bir de yunuslar için derler gerçi. Hı hı. Bir Facebook çıktığından biridir herkesin bir profil fotoğrafı çekme tabii, şeyi var. Tabii, oraya koyacak. Ama klişe pozlar var böyle. Evet. Bir maymun nereden gördüyse aynısını çekmiş kendi fotoğrafını. Kendi çekilmiş. Kendi sayfası kendi için bir fotoğraf mı çekmiş maymun? Bir sayfa oluşturacaktı. O profille bir kere çok takipçisi olur. Peki görebiliyor muyuz, alabiliyor muyuz bakalım görüntüyü? Kendi kendini fotoğraflayan maymun. Malezya'da çekim yapan İngiliz fotoğrafçı David Slater'in kamerasını çalan sevimli maymun, kendi kendini fotoğraflayarak bu eşsiz karelere imza attı. Volkan, sen hiç kendini böyle çekebildin mi? Profil fotoğrafın var mı böyle? Seni hep başkaları çekti biliyorsun değil mi? Muazzam. Nasıl becermiş o işi? Vallahi onu bilmiyorum. Fotoğraf makinesini bırakınca çekmiş ama. Almış böyle kendini çekmiş, çekmiş mi? Çekmiş evet. Hı-hı. Poz da çok güzel. Şimdi sen sosyal medyayı takip ediyor musun bilmiyorum. Bu Facebook'taki profil fotoğraflarıyla dalga geçen ayrı bir şey var. Moda var. Evet. Özellikle böyle çok genç, ergenlik çağındaki genç kızların, genç erkeklerin şöyle bir açılıp. Evet. Profilden şöyle değil mi sürekli aynı pozla? Yani pozlar. Evrim teorisini ispatlar bir şey. Aynadan six pack. Var ve de kendi fotoğrafı değil o insanların bir kısmının. Doğru. Fakat evet, diyorum evrim teorisi demek yani genlerimizde ta eski DNA'larda var bu. Bu o pozu vermek. Evet var. Makine olan maymunun ilk aklına o gelmesi. Aşk olsun. Çok tehlikeli şeyler gençler, söylüyorum ben. Gençler bakalım bu laftan sonra ne yapacaklar. Benim de var profil. Benimkini de gördün yani. Kendin mi çektin sen de? Aa, onu yapmadım. Harika. Ne geliyor şimdi, ne anlatacaksın? Şimdi yıkanmayan bir abimizle ilgili, Hintli. Kokusu şimdi, gelir mi buraya almasak görüntüyü? Ya şöyle erkek çocuk özellikle doğu kültüründe çok önemli. Hani evet, doğru. Öyle bir yavrulama şeyimiz öyle, tercihimiz doğru. Öyle. Biliyorsun Türkiye'de de hocaya gidilir, şu yapılır, bu yapılır. Okur. Buna da birisi büyük ihtimal işletmiş. Demiş ki hiç yıkanmasan hep erkek çocuğun olur. Ama kokarlar. Evet. Doğrudan şeyle esanslı doğuyor çocuk. 37 yıl yıkanmamış. İnanmıyorum. Ama kaç? Maalesef 7 tane kız çocuğu olmuş. Ya. Yani şimdi ya. İkinciden sonra insan bir der ki bir yıkansam mı acaba bence diye. Bence ondan sonra artık koyu vermiş. Yani hani bundan sonra yıkansam ne olur, yıkanmasam ne olur. Vallahi o kızları yıkayadılar bari babaların. 7 kız bir araya gelip anca çünkü temizlerlerdi. Vallahi büyük ihtimal karısı bir organizasyon yapmak zorunda yani. İkinci çocuktan sonra. Bunlar hep gerçek haber. Bunlar hep gerçek maalesef. Biz kakara kikiri yapıyoruz ben ama. Her hafta diyorum ki işte Zeitung'dan da şöyle eğlenceli bir haber getireyim ki var çok güzel şeyler. Fakat orijinaller bana her zaman daha komik geliyor. Kesinlikle. Bak mesela adam şöyle demiş. Ölmeyi yıkanmaya tercih ederim demiş. Demiş sevmiş. Aynı adam. Aynı adam. Sevmiş yani. Bence hani, bahane etmiş ben söyleyeyim. Çok mutlu adam kirli. Hani oğlan çocuğu falan yalan. Bir yıkanamamış bir daha da öyle olmuş artık kalmış. Peki başka ne var şimdi biraz sırada? Biraz videomuz var haberimiz de var ama bilmiyorum. Burak hangisini görerledi ama ben sana bir Çin'in taklitten en çok yaptığımız haber Çin'in taklitleri, dolandırıcılık bir de İsviçreli bilim adamları biliyorsun. Evet İsviçreli bilim adamları doğru. Benim onları çok hangisini seviyorum. Bir konu buluyorlar kafalarına göre 500 tane şeyle görüşüyorlar. Mesela sakallı erkekleri kadınların sevmediğine dair bir araştırma yapmışlar. Hı. 400 tane kadınla görüşmüşler. Hı. Şöyle yapıyorlar. Önce bir sakallı erkekle konuşturuyor, fotoğrafını gösteriyorlar. Evet. Sonra o sakallı erkekle konuşturuyorlar. Sonra sakalsız bir erkek fotoğrafı gösterip ondan konuşturuyorlar. Hı. Şimdi sonra onu mu görüyoruz? Hadi görelim şimdi onu. O var mı sırada? Var. Evet, var. Evet. Erkeklerin dikkatini. Psikolog Barnaby Dixon'ın başını çektiği bir ekibin detaylı araştırmasının sonucuna göre sakallı ve bıyıklı erkekler kadınlar tarafından genelde hoş karşılanmıyor. Farklı ırk ve kültürlerden 400 kadın üzerinde yapılan araştırmada deneklere önce sakallı erkeklerin fotoğrafları gösterildi. Daha sonra bu erkeklerle yüz yüze sohbet etmeleri istendi. Aynı işlem bu sefer tıraş olmuş erkeklerle tekrarlandı. Kaydedilen beyin dalgaları ve tepkileri değerlendiren uzmanlar, sakalsız erkeklerin kadınlar karşısında daha şanslı olduğu sonucuna vardı. Katılıyorum bence de ama. Ben emin değilim ya şimdi Kıvanç Tatlıtuğ sakalını kessene ne, bıraksana yani. Ha diyorsun ki onun sakalla alakası yok. Alakası bence yok ama bilim adamlarının. Kıvanç Tatlıtuğ kessene ne kesmesene. Bence. Şimdi. Adamların hani bunu araştırmaya karar vermesi çok güzel. Ne yapalım bugün? Sakallı mı seviyorlar, sakalsız mı seviyorlar? 400 tane kadın alıp bunun için zaman harcıyorlar. Ama ben sana bir söyleyeyim öyle deme. Bu iyi, önemli bir sektör. İşte bunun tıraş bıçağı var, losyonu doğru var öyle değil mi? Doğru çok acayip bir sektör. Ama dramatik de bir artış da var. İşte arkadaşlar Gökhan, Akın, işte Volkan. Böyle illa tam sakal da değil niyeyse. Böyle bir kirli sakal. İtalyan model galiba bu. Ne oluyor bilmiyorum. Ne işe yarıyor onu da bilmiyorum. Yakışıyor. Yanlış anlamayın arkadaşlar ama böyle bir moda
akım var galiba. Ya onlar yanlış bilim adamına başvurmuş olabilir. Ben söyleyeyim arkadaşlar. İsviçreli değil onlar. Evet. Onlar İsviçreli değil. Ben kesip geliyorum gördüğüm gibi. Gördüm. Görüyorum ben yani. Bilime, sen güzel insansın o ayrı. Niye? Çünkü tıraş oluyorum. Evet, tıraş olmasam o şansımı kaybedeceğim ama ben gene de diyorum ki arkadaşlar size yakışıyor. Yani bilim adamlarını, İsviçreli bilim adamlarını çok sallamayalım. Tamam. Peki bir de 480 kiloluk ATM çalınmış. Çalınan çalınana. Evet, bu seni çok şaşırtacak ATM'nin diye bekliyordum 400, aslında. Genelde ATM'ler 480 kiloluk mu oluyor? Niye özellikle onu vurguluyoruz? Brüt'ü 460 için para koyunca 480. Yani içinde eğer 200'lük banknot çoksa çok ağır olmuyor aslında. Ya evet. Sanırım çalınmadık bir şey haberi kalmadı değil mi? Evet. Bu kalmıştı bir değil bir mi? Bir bu kalmıştı. Onu da görelim mi? Tamam. Haftaya evet. Da bir sürpriz olabilir çalıntı haber. Hırsızlıkta sınır yok. 480 kiloluk ATM'yi sırtlayıp götürdüler. Zonguldak'ta neredeyse yarım ton ağırlığındaki ATM'yi gece üç sularında söküp çalan ekip hırsızlıkta çığır açmış durumda. Olayın nasıl olduğunu anlamaya çalışan güvenlik birimleri ise araştırmalarına devam ediyor. Vallahi bravo. Bravo. Yani banka soymak bir anlamda. Bankayı soymak. Bankanın kendisini soymak. Bankanın çünkü malzemeyi soymak. Bankayı nasıl götürecekler onu merak ediyorum. Gece soymuşlar. Gece para kalmaz ATM'de. Yani senin de başına geliyordur. Paraya sıkışına gideyim çekeyim desen şu anda makinede hizmet veremiyorum diyor. Çok güzel. Peki videolarımız varmış. Var. Zaman tükeniyor. Hızlıca tamam, bir bakalım. İlkini alalım. Tamam. Evet biz de hazırız. Hemen alabiliriz efendim. Sabadero. ¿Qué opina usted del gobierno de Sabadero? ¡Oh! Oye, guay, yo. ¿Y qué opina usted? ¿Qué opina usted del gobierno canario? ¿Y de los ayuntamientos de la isla? Zapatero. ¿Qué opina usted del gobierno de Zapatero? Muazzam bir şey bunu görmüştüm şimdi ben. Benim Burcay diye bir arkadaşım var. Bana hayvan sevgisi konusunda çok telkinde bulunur. Yani şimdi bu keçiyle nasıl bir iletişim kuracak? Küfür ediyor farkındaysan. Tabii. Ama adam da küfür ediyor farkındaysan. Yukarıda söyledim dedim ki bunu yayınlayabilir miyiz? Küfür yani sonuçta. Televizyonda yayınlanabilir mi? Altyazı olmadığı sürece sorun. Keçi dili bilen yok nasıl olsa. Çok sinirli ama yani hani. Böyle... Fakat o kadar iyi anlıyor ki ne dediğini adamın. Evet evet. Ne diyorsun? Hadi oradan. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Rezil adam. Ve yani hani bizim kültürümüzde ortam olduğu yaşlılar böyle kızdı mı püh Allah aynı öyle yapıyor yani püh senin sıfatına der gibi. Püh senin sıfatına. Efendim diğerini de alalım. Diğerini de alalım. Vaktimiz daralıyor çok keyifli evet. Hemen seyredelim. Trabzon garip gelecek inanıyorum diyor inşallah. Şota'ya sarar mısın aynı? Şota da aynı. Şota. Birinci time nasıl diyor Trabzonspor? Veya İngiliz takım Aston Villa. Nasıl? İngiliz takım çok eski takım çok iyi takım şimdi ya. İyi oynuyor ama Trabzon da aynı. Aynı diyor. İkisi de eski takım diyor İngiliz takımı diyor. Trabzonspor'da aynı ayarda futbol oynuyor diyor. Birinci yarı. İkinci yarı ne olur? Çok belki çok şarlı çocuğa orada taktik maktik sonra inşallah 1-0 2-0 ilk yarı değerlendirmesinde diyor Şahol Hoca diyor iyi bir taktik verirse içeride diyor ikinci yarı diyor inşallah diyor takım 1-0 galip gelir diyor öyle istiyoruz diyor yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Adios amigo. Ay muazzam bu. Çok yurdum şey. İnsanı ya. Bu eski bir haber yenisi oldu bunun aslında. Ama burada şimdi bir daha ne olur bana açıkladığın gibi açıkla. Ben de buradan tam anlamamıştım sen söylediğine kadar. Önce bu son güncel olanı söyleyeyim bunu şey yapalım. Trabzon başkanı İrlanda'da bir gemiye gitti. Konuşma yaptı. Çevirmen kalkıp aynısını Türkçesini söyledi gene çok Türkçe. Güzel. Bu yaklaşık bir 10 yıl kadar önce şey çok güzel mesela birinci devre nasıldı diyor. Spiker. Çevirmen de diyor ki birinci time nasıldı diyor. Yani aslında arada bir çevirme. Arada bir İngilizce olsun. Şota ile Arçil çok iyi Türkçe biliyorlar aslında. Onlar Türkçe cevap veriyor. Çevirmen aynı Türkçe ama cevabı. Ama kimse de bozmuyor durumu kimse yani. Kimse çok güzel ama. İstersen bir daha o şeyle bir bakalım. Hadi hızlıca bakalım. Hızlıca bakalım. Sonra da gelelim programı. Alabiliyor muyuz tekrar çeviriyi? Şimdi daha ha bu şimdi. Değerli Dragoman Belediyesi üyeleri, arkadaşlarım. Benim İrlanda'ya ikinci gelişim bir tanesini Trabzonspor'du. Bir tanesini zaten hepsi bir tane. 22 yıl önce kendisi de Sayın Başkan Sadri Şener'de bu nazik kelimelere teşekkür ediyor. Türkçe zaten yapıyor. Başkanım sen de söyle. Ben biraz işim.
çok güzel. Ne yapsın adam? He said that mi diyecek? Eve mi girecek? Ya Şenol Güneş vardı. İrlandalılar var aralarında. Direktör. Onlar için. Çok hızlı konuşurdu. Bir de Fenerbahçeli eski Metin Diyedim vardı. Onlar hep bir tercüman ihtiyacı olduğunu söylerdik Türkçe'ye çevirmesine. Türkçe olduğu halde anlamıyorduk. Fakat bu bildiğin Türkçe'yi Türkçe'ye çevirerek. Çok şeker çok. Vallahi yine Allah da seni güldürsün. Gittikçe güzelleşiyorsun Yiğit'cim. Vallahi yani için güzel dışın güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ben eşine teşekkür de selam. Bilmiyorum artık bundan sonra nasıl olacak. Bundan sonra ne olacak? Tamam. Efendim.